Biliyorsunuz seçim özelde genellikle büyük şehir adaylarıyla e, röportaj yapa geldik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir devam ediyoruz. Binali Yıldırım'a da Sayın Össekii'ye de röportaj taleplerimizi ilettik, bekliyoruz. Şimdi bugün konuğum Filiz Kerestecioğlu, HDP'nin Çankaya adayı. E, Filiz Hanım'la konuşuyorum. Neden? Çünkü HDP'nin Ankara Büyükşehir adayı yok. O nedenle konuğum Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Filiz Hanım siz zaten hali hazırda İstanbul milletvekilisiniz. Ankara Ankara milletvekilisiniz. Peki, bir de Çankaya Belediye Başkanı'dayız. Evet. Çankayalılar size niye oy versin? Çankayalılar kenti kendileri yönetmek istiyorlarsa, gerçekten belediye meclislerinde olmanın önemli bir şey olduğunu, kent konseyleri kurmanın, mahalle meclislerinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorlarsa, bundan dolayı oy versinler. Yeşil alanları ranta açılmasın istiyorlarsa oy versinler. Yüzde 30'a kadar varan yani yüzde 20'si yeşil alan, yüzde 10-11 kadarı e, mera ve işte hayvancılık e, aynı zamanda tarım için kullanılabilecek alanlara sahip bir merkez ilçede oturduklarının farkında değillerse bunu ben söyleyeyim ve burayı kent bostanları yapalım. E, parklar ve ulaşılabilir alanlar daha fazla olsun, hafriyat kamyonları dolaşmasın e, şehrin merkezinde. Üniversiteli öğrenciler mesela rahat ve ücretsiz olarak bilgiye ulaşabilecekleri, interneti kullanabilecekleri mekanlara sahip olsunlar. İşte ne bileyim eski Maltepe Pazarı'nın olduğu yerdeki Maltepe Çarşı mesela 5 yıl atıl kalmasın, kadınların ürünlerini satabileceği yerlere açılsın ya da gençlik merkezi olsun. Ee, yaşlılar parklarda gezdirilebilsin sadece hasta olarak. Ama Şunları... Alper Taş Deren'e benzer. Alper da benzer. Ama Alper Taş zaten e, belediye başkanı. Şimdi e, biz mesela demiyoruz ki hani e, şu anda herkesin yeni e, taktiği ya da e, yeni politikası bu galiba. Hem kendileri iktidardalar hem kendileri yönetiyorlar ama vaatler de aslında e, daha önce yapılmamış olan şeyleri yapacağız diyerek getiriyorlar e, önümüze. Yani e, o anlamda tabii ki ben şunu söylemek istemem. Hani kimseyi karalamak ya da şey öyle bir politika yapma tarzım yok benim insanları hani ötekileştirerek öfkeli muhteremler gibi bir politika yapma tarzına sahip değilim ama yapılanların çok daha iyisinin yapılabileceğini gördüm ben bu kent. Şimdi büyük şehirde adayı yok HDP'nin. Yani Ankara'da, İstanbul'da adayı yok. şimdi bir ittifak var mı? yani mesela Cumhurbaşkanı aslında ittifak var söylemiyorlar diyor. Bir iddiası daha var, bir iddia daha var yani dolanan belediye meclis üyeliklerinde HDP'nin etkisi olduğu. Hani sizin aday göstermediğiniz ama bunun karşılığında belediye meclis üyelerini belirlediğiniz yolunda iddialar var. Hani bir ittifak var ve bu şekilde mi? Bizim bir ittifakımız var, demokrasiyle bir ittifakımız var. Her yerde halk artık nefes alsın istiyoruz. Gerçekten isteğimiz bu yönde. Hiçbir partiyle ittifakımız yok. Hiçbir partiyi destekliyor değiliz. Farklı farklı yerlerde demokrasi güçlerinin adaylarına destek veriyoruz. Halkımızı da buna çağırıyoruz. Çünkü bizim bir stratejimiz var. Bölgede kazanacağız. Batı'da ise AKP MHP ittifakına güç kaybettireceğiz. Neden güç kaybettireceğiz? Çünkü buralar rant olarak görülüyor ve para kaynağı olarak görülüyor. Artık buna bir son vermek gerekiyor. Denetlenebilir belediyeler istiyoruz. Belediye meclislerinde tabii ki olmak istiyoruz ve herkesi her yerde HDP adaylarına belediye meclislerinde oy vermeye çağırıyoruz. Peki, bunu açıktan böyle söylüyoruz zaten. CHP böyle bir anlaşmanız oldu mu? ya da Hayır, hayır ile. böyle bir şey değil. Ama bunu açıktan söyledik zaten. Yani mesela Adıyaman'da Saadet Partisi var, Urfa'da onlar var. Başka yerlerde başka adaylar olabilir. İşte Antep'te Celal Doğan var, eski milletvekilimiz. Yani sonuçta gerçekten güç kaybettirecek olan kimse ve neredeyse orada oy vermeye çağırıyoruz. Ama belediye meclislerinde özellikle önemsiyoruz. Zaten Ankara'daki biraz da siyasetin ve benim aday olmamın nedenlerinden birisi de budur. Yani halkın yeterince belediye meclislerinin önemine ilişkin bir kavrayışı, düşüncesi yeterli ölçüde oluşmamış. Şimdi biz bir tohum atmak istiyoruz. Çünkü oralarda karar veriliyor. O zaman o karar mercilerinde herkes olmak zorunda. Aslında ben şunu çok açık söylüyorum. Sadece partili insanlar değil bağımsız insanlarda olmalı. Yani Çankaya'da yıllarca hizmet etmiş, yıllarca buraya gönül vermiş insanların aynı zamanda bağımsız adayların da olması lazım. Onların da seçilebilme şansında olması lazım. Ama Türkiye siyaseti maalesef buna izin vermiyor. Daha hiyerarşik ve daha tekçi bir siyaset. Şimdi şey, tabii Ankara ile ilgili en son Mansur Yavaş'ın sözleri. İşte hani HDP'lilerin topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum gibi bir şey sarf etti. Daha sonra hani öyle istemedim dedi ama e, demiş bulundu. ne diyorsunuz? Bir aday bir kente adaysa ve o kentte herkesten o istiyorsa ve o kentte herkese hizmet edecekse o zaman onları kucaklayacak ifadeler. Bulabilir. Yani bu ifade HDP'li seçmeni küstürmüş müdür Mansur Yavaş'a karşı? Dediğim gibi bizim seçmenimiz e, Mansur Yavaş'a e, Ahmet e, de Mehmet'e Ayşe'ye oy vermeyecek. Bizim seçmenimiz e, demokrasi için bir kapı aralamaya oy verecek, nefes almak için oy verecek. Dolayısıyla küskünlükle, küskünlükle hareket eden bir seçmen değildir. Dün yani geçen işte zaman içerisinde nevroz alanlarında da bunu çok açık olarak gösterdi. Dedi ki biz irademize sahip çıkıyoruz. Biz belediye eş milletvekillerimize sahip çıkıyoruz. O bizim irademizdir ve aynı zamanda baharı barış için karşı başlıyoruz dediler. Bu iradeye sahip ve güçlü bir politik bir seçmene sahibiz. Türkiye'nin en politik seçmenine sahibiz. O yüzden böyle küskünlükler olmayacaktır. Sezai Temelli HDP Eş Başkanı dedi ki büyük şehirlerde sonuçta seçilenler bilecekler ki Millet İttifakı'nın eğer tabi seçilirlerse Kürt oylarıyla seçildiler. Bunu bilecekler dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi herkesin oyuyla seçiliyorlar. Yani bizden istenen şöyle bir şey var. Hem oy vereceğiz hem sessiz olacağız. Siyaset yapmayacağız, bize her türlü hakaret edilecek, bunların karşısında da biz ses çıkarmayacağız, alttan alacağız ya da şöyle aman temkinli olacağız. Biz 4 senedir sınanıyoruz Nevşin Hanım, yani 4 senedir biz gerçekten cezaevleriyle engellemelerle her türlü barışçıl toplantı gösteri hakkımızın elimizden alınmasıyla sınanıyoruz ve barajı geçemezsiniz geçemezler, geçmeyeceklerle sınanıyoruz. Biz buna rağmen tutarlı ve doğru bir siyaset izliyoruz. Tabii ki bizim oylarımızla da seçilecekler, seçilenler çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin gerçek yurttaşlarıyız. Yani ben bunu Kürt olmayan birisi olarak söylüyorum ama aynı zamanda zamanda bütün yurttaşlarımız için söylüyorum. Böyle bir ayrıştırma zaten olamaz. Bu seçim dönemi herhalde sizler için bir nebze daha zorlu bu geçti. E, afişleriniz, Kürtçe afişleriniz herhalde yırtıla geldi. Evet. Televizyonlara reklam verebildiniz mi? Reklamlarınız hayır, da önüm televizyonlar. Hayır. Reklamlar dahi engellendi. İşte işte ben Ankara'da billboardlara çıkabilmek için 10 gündür yasal hakkımız olan bir şeyi yapabilmek için mücadele ediyorum. En son YSK'ya şikayette bulunduk. Nasıl ve... oldu? Kim geri çeviriyor? Yani sanıyorum iktidarın anlaştığı bir şirket var burada bu billboard işini yapan ve aslında öncesinde kura çekiliyor yani YSK'da ve sizin belli yerler belirleniyor belli tarih aralıklarında orada olma hakkınız var biz de bu hakkımızı net olarak kullanmak istedik ama şirket işte bunu başka yere sattık falan gibi cevaplar verdi önce biz de bunun sonunda YSK'ye şikayette bulunduk onlar da haklı olduğumuzu ve kullanmamız gerektiğini söylediler. Gene de yokuşa sürülmek istendi. Orada da biz yasal yollara başvuracağız, tazminat davası hatta açacağım diye ilettim ve sonunda billboardlara çıktık. Yani ağaçlara yapıştırdığımız afişlerden billboardlara çıkmamız hiç de kolay olmadı. Ee, onun dışında birçok yani Uğur Mumcu'nun sakıncalı piyadesini 12 Mart dönemlerini gençliğimdeki hatırlatan e, olaylar oldu. Yani Zazaca yanlış hatırlamıyorsam yazılan Ye Mao, e, yani bizimdir Yamaye e, yerine e, Mao'yu övmek gibi e, şeylerle afişler, Mao propagandası yapmak gibi kaldırıldığı oldu. Bunun dışında evet Kürtçe e, afişler e, indirildi ama kayyum olarak atananlar gene Kürtçe afiş asmaya kalktılar. Yanlış yazdılar onlar da Kürtçe'yi maalesef. Böyle trajikomik şeyler de gerçekleşiyor. Şimdi kayyum demişken 110 HDP'li belediyenin 97'si ne değil mi? Kayyum atandı rakam yanlış bilmiyorsam. Ve şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki işte yine Kandil'le işbirliği yaparsa yeni seçilenler onlara da kayyum atarız diyor. Ne diyorsunuz? E, bu gerçekten tamamen demokrasiye aykırı. Aslında suç oluşturan söylemler bunlar. Yani HDP bir parti değildir demek, terörle ilişkilidir demek ya da işte yine seçilirse yine kayyum atarız demek. Bunların hepsi suç olan şeyler. Yani bizim anayasal haklarımız var. Ben bir hukukçuyum. Gerçi bu dönemde hiç hukukla ilgili ne konuşuyorum ne bana sorun diyorum. Yok çünkü hukuk. Gerçekten böyle. Ama ben bunun hiç Hiçbir yasal dayanağının da meşruiyetinin de olmadığını düşünüyorum ve insanlar buna izin vermeyecekler. Böyle bir şey yok. Bizim bütün belediyelerimiz müfettişlerin denetimi altındaydı. Gerçekten hiç nefes aldırmadan müfettişlerin denetimi altındaydı ve orada tek bir yolsuzluğa rastlanmadı. Yani... Ne Gülten Kışanağ'ın ne işte zamanında Leyla Güven'in şimdi işte Tecrit'e karşı açlık grevinde olan ve ne işte Bekir Kaya'nın hiçbir yerde yolsuzluğa rastlanmadı ve sadece kriminalize etmek amacıyla bunu yaptılar. Ama işte dediğim gibi Nevroz alanlarında da olduğu gibi ya halk iradesini gösteriyor. Ver, i̇nsanlar izin vermeyecek dediniz onu hani. Yani. Tekrar seçecekler onları ve artık eğer utanç, eğer ağır duygusu diye bir şey varsa e, hakikaten görecekler ki o zaman bu halkın iradesi bu. Daha öncekiler eğer yolsuzluk yapsalardı, eğer hırsızlık yapsalardı, eğer işte e, kriminal bir şeyler yapmış olsalardı o zaman halk niye onları seçsin? 40 kadar. Siz seçer misiniz Çankaya'da ya da İstanbul'da kalkıp da işte hırsızlık yaptığını bildiğiniz, yolsuzluk yaptığını bildiğiniz, suçlu olduğunu bildiğiniz birilerini vermek istemezsiniz. Oy asla vermezsiniz. Böyle bir kimlik siyaseti yok ki ben sadece ne olursa olsun ona oy vereyim diye. 40 kadar belediye başkanı da cezaevinde. Evet. Şimdi de aday olanlar hazırlıklı hazırlıklı mı böyle bir duruma öyle sorayım. E hepimiz e, yani bu tabii ki şey değil hani böyle bir e, nasıl diyeyim e, cezaevine işte e, suçlu görülmeye övgü siyaseti değil ama bedel ödemeye gerçekten hazırlıklı olarak yola çıktık yani ben kaç yaşıma geldim? 12 Eylül'den beri bunları yaşıyorum. 12 Eylül öncesinde gençliğimi yaşadım ben bu Ankara'da ve Mamak cezaevinde gördüm. Sadece bildiri dağıttığım için. E şimdi bugün aynı şeyleri bir kadın basın açıklaması bir kadının bedeni kimvanın çıplak bedeni teşhir edildiği için yaptığım bir basın açıklamasında kadınlarla beraber 3 kez beraat etmeme rağmen 3 kez savcı itiraz etti. Şimdi bunda görüyoruz ki evet bizim bedel ödememiz isteniyor ama bizim belediye başkan adaylarımız da herkes de bunu göğüslüyor. Aslında hiç böyle hani Galile'nin dediği gibi ne yazık ki bu topluma kahramanlara ihtiyacı var demişti dünyanın yuvarlak olduğunu tekrar söylesin istendiğinde. Keşke kahramanlara ihtiyacı olmasa insanların ama gerçekten normal huzurlu bir hayatı yaşayabilsek. Yani tıpkı işte Yeni Zelanda'da olduğu gibi ölenlerin arkasından yas tutabilsek keşke Ankara'da kaybettiğimiz yüzler fazla insanın e, garın önünde bir barış anıtı dikebilsek, onların yasını tutabilsek, anabilsek ama e, henüz bu demokrasi kültürünün yerleştiği bir yer değiliz. O yüzden maalesef bu bedel ödemek ve hazır olmak konuşulmuyor. Doğu, Güneydoğu illerindeki seçim çalışmalarınızda galiba Leyla Güven'in açlık grevi ön plana çıkıyor ve konuşuluyor zannediyorum değil mi? Evet. E, çünkü çok basit iki şey var, talebi var aslında. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanması. Bu kadar net tecritin kalkması, cezaevinde avukat ve aile görüşünün olması. Yani gerçekten bütün ülke tecrit altındayken Leyla Güven buna bir çığlık attı ve bir sessizliği kırmak istedi. Biz onu kaybetmek istemiyoruz. Sadece onu değil cezaevlerindeki binlerce insanı kaybetmek istemiyoruz. Ve bunun bu kadar makul olan e, bu iki talebe mesafeli durulmaması lazım. Kamuoyunun da bunu e, buna yetkili olanların da artık buna bir ses vermesi lazım. Ve biz kayıplar yaşanmadan bunu e, buna bir son vermeliyiz. E, Ahmet Türk t 4e konuştu geçen hafta ve şöyle bir şey söyledi. Hani bunu da son soru gibi sorayım. Çok yerel seçimi belki birebir ilişkili değil ama. E, dedik yani işte bu 6-7 Ekim olayları öncesi hendek kazılması yanlıştı. Kazılmamalıydı hendekler dedi. Belki okumuşsunuzdur Ahmet Türk'ün ya da izlemişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, 2013-2015 arasında Türkiye'de gerçekten e, silahların konuşmadığı e, ve insanların huzur içerisinde olduğu bir dönem yaşandı ve buna ciddi bir özlem var. E, sonrasında e, farklı şeyler olmuş olabilir, hatalar da yapılmış olabilir. E, fakat ben orada en fazla şehirlerde gençlerin olduğunu ve onların bir mücadele yürüttüğünü kendi anlayışları içerisinde düşünüyorum. Eğer bu suç idiyse aslında bu kuşatılabilirdi ve gerçekten başka bir siyaset izlenebilirdi. Bunun için ne çözüm süreci bitirilirdi ne de işte bu kadar zalimce şeyler yapılırdı. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Yani Taybet İnan'ı biliyoruz, Cemile Kadırga'yı biliyoruz, buzdolabında bekletilen ya da işte bodrumlarda öldürülen insanları biliyoruz. Bütün bunlar yaşanmayabilirdi. Devlet gerçekten ee, güçlüyüm, güçlüyüm, güçlüyüm diyor ya hep ee, aslında güçlüyse e, vatandaşına, yurttaşına şefkat göstererek, e, sivil insanla suçluyu ayırt ederek e, bu halini kazanabilir, gücü kazanabilir. Ama bu olmadı ve üstelik de ben şu örneği hep vermek isterim. Mecliste kaç kere önerge verdik bununla ilgili olarak. Bunu teke tek konuşmalarda da AK Partili milletvekillerine de ifade ettim. Hiç haberiniz var mı? Ceylanpınar'da öldürülen iki polisin davası bitti ve orada artık suçlu yok. Halbuki çözüm sürecini o olay bitirdi demiştiniz. Niye verdiğimiz önergelere bu araştırılsın? Kim öldürdü o polisleri? Buna karşılık vermiyorsunuz ve reddediyorsunuz diye. Maalesef işte böyle bir siyaset izlendi. Çünkü aslında iktidar barış siyasetiyle kazanamadığını gördü ve yöneldiği yönde e, öfke siyaseti oldu. Türkiye'nin artık e, özellikle yerel seçimlere giderken e, ve sonrasında da kim kazanırsa kazansın bu siyaset biçiminden kurtulması lazım. E, hakikaten artık e, insanlar e, daha barışçıl bir dile özlem duyuyorlar. Siyasetçilerin öncelikle bunu yapması lazım. O zaman acaba bu e, hani bu da bir bir, bir teori ya. Ankara, İstanbul iktidarın elinden çıkarsa bir erken seçim gündeme gelir diye. PDP böyle bir şeyi gündeme getirir mi? Öyle bir gündemimiz şu anda yok. Yani bununla ilgili görüşme, konuşma gerekli kurullarda zaten e, karar alınır. E, onlar e, bunu yansıtırlar. Olabilir de tabii böyle bir şey. E, ama dediğim gibi ne olursa olsun e, biraz sakin, <laughs> öfkesiz ve hakikaten e, insanları kucaklayıcı bir şekilde yapılması lazım. Yani e, bunun içinde kadınların siyasette çok daha fazla olması lazım. Şu anda kadınsız bir siyaset görüyoruz. Her alanda e, kadın görmez bir siyaset var, kadın görmez bir medya var. E, biz işte e, bir kadın partisiyiz derken aynı zamanda bunu da e, öne çıkarıyoruz. Burada da farkımızı koyuyoruz. E, o yüzden kadınlar bu işe el atarlarsa. Çankaya'da da, <laughs> başka yerlerde de, belediyelerde de, belediye meclislerinde de, bütün siyasette de ya da her alanda da çok daha güzel bir Türkiye yaşarız biz. Peki, Filiz Kesecoğlu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.